Selman-ı Farisi, hakikat peşinde koşan ve bu vasfıyla öne çıkan bir sahabidir. Hakkı arayışını ve bu uğurda neşilelere katlandığını şöyle anlatmıştır. İsfahan'ın Ceyyan köyünden İranlı bir gençtim. Babam bu köyün ağası ve sözü en çok geçen kişisiydi. Ben doğduğum günden itibaren babamın dünyada en çok sevdiği kimsesiydim. Gün geçtikçe babamın bana olan sevgisi artıyordu. Benim üzerime titriyor ve beni adeta bir kız gibi eve kapatıyordu. Mecusiliğe o kadar kendimi vermiştim ki taptığımız ateşin bakıcısı olmuştum. Gece gündüz hiç sönmeyen ateşin yakılma işi bana verilmişti. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Devamlı onunla meşgul olur, gelirini toplardı. Bir defasında meşguliyeti sebebiyle köye gidemedi ve bana "Oğlum, görüyorsun çiftliği ihmal ettim. Bari sen git de oranın işiyle ilgilen." dedi. Çiftliğe gitmek amacıyla yola çıktım. Yolda bir kiliseye rastladım. Orada ibadet eden Hristiyanların seslerini duydum. Bu dikkatimi çekti. Babamın uzun süre beni başkalarıyla görüştürmemesi sebebiyle ne Hristiyanlar ne de diğer dinlere inananlar hakkında bilgim vardı. Seslerini duyunca ne yaptıklarını seyretmek için oraya girdim. Onları iyice anlayıp dinleyince dua ve ibadetleri hoşuma gitti ve dinlerine girmeyi arzu ettim. Kendi kendime bu din bizimkinden daha iyi dedim. Oradan ayrıldığımda güneş batmıştı. Tabii babamın çiftliğine de gitmemiştim. Onlara bu dinin asıl yurdu nerededir diye sordum. Onlar Suriye'dedir diye cevap verdiler. Akşam olunca eve döndüm. Babam ne yaptığımı sordu. Babacım, ben kiliselerinde ibadet eden bazı insanlarla karşılaştım. Onların dinleri hoşuma gitti. Yanlarında güneş batıncaya kadar kaldım dedim. Babam yaptığımdan korkup dedi ki, yavrum, bu din iyi değildir. Senin ve atalarının dini ondan daha iyidir. Ben de, hayır, onların dini bizim dinimizden daha iyi dedim. Babam söylediklerimden ve dinimden döneceğimden endişelenip beni eve hapsetti ve ayaklarımı bağladı. Bir fırsatını bulunca Hristiyanlara şöyle bir haber gönderdim. Size Suriye'ye gitmek isteyen bir kafile geldiğinde bana haber veriniz. Az bir süre sonra onlara Suriye'ye gitmek üzere yola çıkmış bir kafile uğrayınca bana haber verdiler. Bir yolunu bulup ayağımın bağını çözdüm, gizlice onlarla birlikte yola çıktım ve nihayet Suriye'ye geldik. Suriye'ye varınca bilgi bakımından bu din mensuplarından en kuvvetlisi kimdir diye sordum. Kilisenin idarecisi başpapazdır dediler. Onun yanına gittim. Ben Hristiyan olmayı arzu ediyorum. Senin yanında kalmayı, sana hizmet etmeyi, senden bilgi edinmeyi ve burada ibadet etmeyi istiyorum dedim. O da yanımda kal dedi. Ben de onun yanında kaldım ve ona hizmet etmeye başladım. Bir müddet sonra adamın kötü birisi olduğunu anladım. Adam dindaşlarına sadaka vermelerini istiyor ve onları sevap kazanmaya teşvik ediyordu. Ama o, Allah rızası için verilen sadakaları kendisi için ayırıp saklıyordu. Fakir ve yoksullara hiçbir şey vermiyordu. Tam 7 küp altın biriktirmişti. Gördüklerim hiç hoşuma gitmemişti. Adam bir müddet sonra öldü. Hristiyanlar onu defnetmek için toplandılar. Onlara dedim ki, "Dostunuz kötü bir kişiydi. Sizin sadaka vermenizi ister ve sizi sevap kazanmaya teşvik ederdi. Fakat ona sadakaları getirdiğinizde kendisi için ayırıp saklar, yoksullara hiçbir şey vermezdi." "Bunu nereden anladın?" dediler. Ben de "Verdiklerinizi sakladığı yeri size gösterebilirim." dedim. Onlar "Haydi oraya göster." dediler. Onların verdiklerini sakladığı yeri gösterdim. Oradan altın ve gümüş dolu 7 küp çıkardılar. Biz de bu adamı gömmeyiz dediler ve onu çarmıha gerip taşladılar. Kısa zaman sonra onun yerine başka birini tayin ettiler. Ben de ona tabi oldum. Dünyada ondan daha dindar, ahirete ondan daha düşkün, gece gündüz ondan daha çok ibadet eden hiç kimse görmemiştim. Onu çok sevdim. Uzun zaman onun yanında kaldım. Ölüm döşeğine düşünce ona dedim ki, "Ey falanca, beni kime bırakacaksın? Ne yapmamı emrediyorsun?" Bana, "Oğlum, benim gibi sadece Musul'da oturan birisini biliyorum. O dinini değiştirmemiş ve ahlakını bozmamıştır. Sen ona git," dedi. O da ölünce Musul'daki kişiye gittim. Ona başımdan geçenleri anlatıp şöyle dedim. Falan şahıs ölürken bana senin yanına gelmemi tavsiye etti ve senin hak üzerinde olduğunu söyledi. O da "Peki, yanımda kal," dedi. Ben de onun yanında kaldım. Onun iyi bir kimse olduğunu anladım ama çok geçmedi, o da öldü. Ölüm yatağına düştüğünde, "Ey falanca, işte Allah'ın emri sana geldi. Sen benim durumumu biliyorsun. Beni kime bırakacaksın? Ne yapmamı emrediyorsun?" dedim. O da, "Oğlum, bizim gibi Nusaybin'de oturan falan şahsı biliyorum. Onun yanına git," dedi.
O da toprağa verilince Nusaybin'deki şahsın yanına gittim. Başımdan geçenleri ve bundan önceki kişinin tavsiyesini ona anlattım. Bana, peki burada kal dedi. Ben de onun yanına yerleştim. Onun da Suriyeli ve Musullu zatlar gibi iyi birisi olduğunu gördüm. Çok geçmedi, o da öldü. Ölmeden önce, beni tanıyorsun. Bana şimdi kime gitmemi tavsiye edersin dedim. O da, oğlum, bizim gibi Ammuriye'deki falanca kimseyi biliyorum dedi. Onun yanına gittim ve başımdan geçenleri ona da anlattım. O, peki yanımda kal dedi. Öncekiler gibi doğru yolda olan bu şahsın yanında kaldım. Orada biraz inek ve davarım olmuştu. Çok geçmeden ötekilerin başına gelen onun da başına geldi. Ölmek üzereyken dedim ki, benim durumumu biliyorsun. Bana kimi tavsiye edersin? Ne yapmamı emredersin? O da bana şunları söyledi. Oğlum, yeryüzünde bizim inandığımıza bağlı bir insanın kaldığını zannetmiyorum. Fakat Arabistan'da bir peygamberin çıkacağı zaman yaklaşmıştır. O, İbrahim'in diniyle gönderilecek, sonra kendi yurdunda iki siyah dağ arasında hurmaları bulunan bir yere hicret edecek. Onun gizli olmayan peygamberlik alametleri vardır. Hediye kabul eder, sadaka kabul etmez. İki omzunun arasında da peygamberlik mührü vardır. Eğer bu ülkeye gidebilirsen git. Nihayet ecel onu da aldı. Ondan sonra Kelp kabilesinden bazı Arap tacirler Ammuriye'ye uğrayıncaya kadar orada kaldım. Onlara, eğer beni Arabistan'a götürürseniz şu ineklerimi ve şu küçük davar sürümü size veririm dedim. Onlar da, tamam seni götürelim dediler. Onlara ineklerimle davarlarımı verdim ve beni de yanlarına aldılar. Vadil Kura denilen yere geldiğimizde sözlerinden dönüp beni Yahudilerden birine sattılar. Böylece o Yahudinin hizmetine geçmiş oldum. Bir müddet sonra Kureyze oğullarından olan amcaoğlusu onun ziyaretine geldi ve beni satın alıp Yesrib'e, Medine'ye götürdü. Ammuriye'deki zatın söylediği hurma ağaçlarını gördüm. Anlattığı özellikleriyle Medine'yi tanıdım. Onun yanında kaldım. O günlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kavmini İslam'a davet ediyordu. Fakat ben köle olarak bir süre işte çalıştırıldığımdan onun adını duymamıştım. Kısa bir süre sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e hicret etti. Ben hurma ağacının tepesinde Efendimin emrettiği işleri yapıyor, Efendim de ağacın altında oturuyordu. Derken ansızın yanına amcasının oğlu geldi ve ona dedi ki, Allah Evs'le Hazreç'i kahretsin. Onlar şu anda peygamber olduğunu iddia eden ve bugün Mekke'den gelen bir adam için Küba'da toplanıyorlar. Bu sözleri duyar duymaz adeta beni sıtma tutmuştu ve öyle sarsıldım ki Efendimin üstüne düşmekten korktum. Hemen hurma ağacından indim ve o adama şöyle dedim. Ne diyorsun? Verdiğin haberi tekrar etsene. Efendim kızıp beni sille tokat dövmeye başladı. Bundan sana ne? Haydi işine bak dedi. Akşam olunca topladığım hurmalardan biraz aldım. Resulullah'ın kaldığı yere götürdüm. Huzuruna girip şöyle dedim. Ben senin dürüst bir kimse olduğunu duydum. Senin muhtaç ve göçmen arkadaşların var. Bendeki şu hurmalar sadakadır. Bu sadakaya en layık sizi gördüm. Sonra hurmaları ona yaklaştırdım. Ashabına, sizler yiyin dedi. Ama kendisi elini uzatıp bir lokma bile yemedi. İçimden dedim ki, bu bir. Yanından ayrılıp yine hurma toplamaya başladım. Resulullah Küba'dan Medine'ye gelince yanına gidip şöyle dedim. Ben senin sadaka yemediğini gördüm. Şu hediyedir, sana ikram ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu defa yedi ve ashabına da yemelerini emretti. Ve hep birlikte yediler. Kendi kendime, bu iki dedim. Baki mezarlığındayken Resulullah'a geldim. Oraya ashabından birini gömüyordu. Baktım ki oturuyor. Üzerinde iki kat elbise vardı. Selam verdim. Ammuriye'deki zatın söylediği peygamberlik mührünü belki görürüm diye sırtına bakarak etrafında dolaşmaya başladım. Peygamber, kendisinin sırtına baktığımı görünce ne istediğimi anladı. Sırtından elbisesini attı. Ben de sırtına bakıp mührü gördüm ve tanıdım. Hem öperek hem de ağlayarak üzerine kapandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ''Sen nereden biliyorsun?'' Başımdan geçenleri anlattım. Hoşuna gitti ve ashabının da duymasını istedi. Onlara da anlattım. Şaşırdılar ve memnun oldular. Bu kıssa, hak ve hakikati bulma noktasında sahabenin ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Selman radıyallahu anh, gereği gibi ibadet etmek ve en doğruya ulaşmak için vatanını, ailesini ve her şeyini terk etmiştir. Peygamberin doğru olup olmadığını tespit için kendince araştırma ve tahkikatlar yapmıştır. Neticede onun bu çabaları kendisini hidayete ve doğruya ulaştırmıştır. Acaba bizler de
Selman radıyallahu anh gibi hakkı bulmak için böylesi bir çaba harcıyor ve duyduğumuz İslami bilgilerin doğru olup olmadığını onun gibi araştırma yoluna gidiyor muyuz?